Yine harcanan bir potansiyel, yine suya düşen umutlar ve çöpe giden milyonlarca dolarla Forspoken'la karşı karşıyasınız şu an abi. Bakın ben öyle kolay kolay oyun gömen biri değilim. Oyun içeri küretçilerinin oynayıp yerden yere vurduğu Ghostwire Tokyo, Death Stranding, hatalı çıkış yapan Cyberpunk ya da Days Gone gibi oyunları gayet de beğenmiştim ben. Yani oyun beğenme işim sektördeki çoğu insana nazaran biraz daha geniştir. Bu arada ben bunu sektördeki diğer insanları kötülemek amacıyla söylemiyorum. Herkesin renkleri, zevkleri farklıdır. Ama dediğim gibi çoğu insana kötü gelen ya da çoğu insanın oynamaya dayanamadığı oyunları ben oynuyorum ve seviyorum. Ama oğlum bu oyun mu oyun değil lan, bu bildiğin yürüyen enkaz. Forspoken'da Frey Holland adında bir kızı kontrol ediyoruz. Oyun bir mahkeme salonunda başlıyor. Daha bebekten bize Holland Köprüsü diye bir köprünün altına bırakmışlar. Soyadımız da bizi bulan insanlar tarafından bulunduğumuz köprüye binaen Holland koyulmuş. Neyse işte fakir, parasız, pulsuz bir kızız. Eve dönerken bir grup serseri önümüzü kesiyor abi. Biz de daha önce bunlarla birlikte çalışıyormuşuz. İşte milletten para cukkalıyormuşuz, hırsızlık yapıyormuşuz, dolandırıcılık yapıyormuşuz. Ya aklınıza gelebilecek kötü olan birçok şey yapıyormuşuz bu grupla birlikte. Amacımızsa bunlardan kurtulup sıfırdan bir başlangıç yapmak. Neyse biz burada bunlardan bir şekilde kurtuluyoruz, kaçıyoruz, evimize geliyoruz ve kedimize mamasını verip uyuyoruz. Şu an oyunun hikayesini göz önüne alınca buraya kadar gayet normal değil mi? Ulan birkaç saat geçiyor, bir yangın çıkıyor. E mantıken evden kaçmamız lazım. Şu çantada da sıfırdan başlangıç yapıp temiz bir hayat sürmek için biriktirdiğimiz, çaldığımız, çırptığımız para var. Ben de bu çantayı almaya yeltendiğimde oyun bana önce kedini bul diyor. Ya tamam kediyi bulayım da abi parayı alayım, öyle bulayım kediyi. Yani sonuçta ben gerizekalı mıyım? Sırtımda çanta varken kediyi bulamıyor muyum ben? Ev yanıyor! Ev yanıyor! Çantam! Önce kedimi bulmalıyım. Bu çantayı alırsam kediyi nasıl bulabilirim? Kediyi! Ev cayır cayır yanıyor. Böyle nal gibi ortada bırakılır mı lan para dolu çanta? Oğlum para kağıt lan. Kağıt yanıcı madde ya. Neyse oyun bana izin vermeyince parayı almam için ben önce kediyi bulmaya çalışıyorum. Kediyi arıyorum ve buluyorum. Sonra geri dönüp paraya baktığımda para çoktan yanmış, bitmiş, kül olmuş anasını satayım. Evi yakanlar da o kaçtığımız grup. Ama burada da mantıksızlık var. Ulan bu kız bizi gördüğünde, bizi bulduğunda ağzımıza silah dayayan kız lan. E bu madem evimizi biliyor, biz başımıza geleceği bilmiyor muyuz? Bir tomar parayla evde ertesi günü bekliyoruz ya. Bu kadar mı cahil cühelayız biz ya? Neyse abi olan oldu diyoruz. Kedimizle evden çıkıyoruz. Sırtımızı çöp konteynerine dayıyor. Yere uzanıyor. Telefonumuzdan haberleri seyrediyoruz. Zorunlu bir dramatizm eksik. Geliştirici arkadaşlar bunu düşünmüş olsa gerek ki kedimizi mahkemedeki kadına veriyoruz. Ona teslim ediyoruz ama bak bir gün gelecek o kediyi gelip geri alacağız ha diyoruz. Kadın da haklı olarak kızım bir sorunun varsa gel yardımcı olayım. Bak Frey yapma diyor, etme diyor. Ama bizim gururumuz o kadar yüksek ki hayır ben kendim başaracağım. Kendi ayaklarımı üstünde duracağım bilmem ne deyip oradan gidiyoruz. Sonra işte bir gün tepede otururken ışıklı bir tane kelebek geliyor. Biz ne oluyor anasını satayım diyoruz. Ne oluyor anasını satayım demeye kalmadan kelebek aşağı iniyor bilmem ne. İşte biz takip ediyoruz. Hop bir tane eldiven. Bu eldiveni aldık mı da bambaşka bir dünya, bambaşka bir ortam. Sihirli güçler, devasa yaratıklar derken oyun burada başlıyor. Bu oyunun prologu abi. Buradan bile oyunun hikaye tarafında ne kadar basit, ne kadar üstüne düşünülmemiş, ne kadar baştan sağma bir senaryoya sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Ya bu devamında da böyle gidiyor. Yani sadece prolog böyle değil. Ben devamını belki oynayacak arkadaşlar vardır diye anlatamıyorum ama devamı da çok basit. Devamı da çok saçma yani. Oyun oyun yapan unsurlardan biri yani hikaye kavramı baştan sona büyük bir fiyasko. Tamam sorun yok. Hala elimizde bizi oyunda tutacak maddeler var. Baktığımızda açık dünya, aksiyon, mobilite, keşif unsurları, müzik kavramı ve karakterlerin derinliği gibi ele alabileceğimiz daha birçok başlık var. Şimdi oyunda seçmeli diyaloglar yer alıyor ama bunun oyunun gidişatına veya karşılaşacağımız farklılıklar adına hiçbir farkındalığı yok. Tamamen etkisizler. Yani oyunun zorunlu olarak sunduğu seçmeli unsurlar tamamen neyi hangi sırayla görmek istiyorsun ona odaklı çalışıyor. Bunun da oyun özelinde hiçbir özelliği kalmıyor. Çünkü bu oyunun gidişatını hiçbir şekilde etkilemiyor abi. Hangi diyaloğu önce okumak istiyorsun yani olay bu. Oyunda bir şeylerden kaçarken ya da koştururken de varmamız gereken noktaların gözümüze imleçle sokulması yetmiyor gibi kamera da oyuncunun kontrolü dışında otomatik olarak hareket ediyor. Yani sen mesela karakteri koşturuyorsun ya otomatik olarak gitmen gereken noktaya odaklıyor kamera kendini. Oyuncunun yaptığı tek şey karakteri düz bir şekilde koşturmak ve engel tarzı bir şey çıkarsa A tuşuna basıp zıplatmak. Abi kusura bakma da Subway Surfers bile daha fazla seçenek sunuyordu lan kaçış şeması özelinde. Bu arada oyundaki diyalogların basitliği, böyle gıcıklığı, cringe'liği, karakterlerin mimik hal ve hareketlerindeki ruhsuzluk ve uyuşukluk yetmiyor sanki. Bir de her diyalog sonrası Türk televizyon dizi karakterleri gibi bir saat birbirlerine bakışmalarına delirdim lan ben. Ya abi bak sinirden gülüyorum, siz manyak mısınız ya? Bu oyunu geliştiren firma Luminous Production adında bir firma. Kendileri Square
Square Enix'in bir alt kuruluşu. Square Enix'in özellikle JRPG oyunlarıyla ne kadar ünlü ve başarılı bir oyun geliştiricisi ve yayıncısı olduğunu anlatmaya gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Luminous'a bakınca adamlar benim favori JRPG'lerimden olan Final Fantasy 15'i geliştiren firma. Hani açık dünya aksiyon oyunları konusunda tecrübesiz bir firma değiller. Ki zaten Final Fantasy 15 sorunlarla çıkıp Windows Edition adıyla PC tarafına portlandığında yavaş yavaş düzeltilmeye başlanılmıştı. Yani adamların ders çıkartması gerekilen olay da seneler önce gerçekleşmiş. Ama Final Fantasy 15'in tüm o basic hatalarına rağmen dehşet verici güzellikteki ara sahne kalitesi, hikaye akışı, müzik kalitesi, aksiyon ve açık dünya keşfinde dünya ne kadar boş hissetse de oynanılabilirlik ölçütü. Abi baya baya iyiydi oyun lan bir noktada. Ama dönüp Forspoken'a baktığımızda sanki Final Fantasy 15 gibi bir oyun hiç yapılmamış. Sanki bu abilerimizin ilk defa yaptığı oyun bu oyunmuş. Ve bu abiler ilk defa boylarından metrelerce büyükteki bir işe kalkışmışlar hissiyle karşı karşıya kalmak çok üzücü be. Hayır, Square Enix'te de hata var. Sen FF15 hariç tüm FF oyunlarını kendin geliştiriyorsun ve her geliştirdiğin oyunuyla büyük bir başarıya imza attığın serinin 15. oyununu bu adamlara veriyorsun. Bu adamlar seriyi negatif anlamda gündeme çıkarıyor. Sen de bu olay olmamış gibi yine büyük bir potansiyele sahip bir yeni IP, yepyeni bir IP tekrar bu adamlara verip başlarında durmuyorsun. Şaka mısın sen ya? Hayır, bütün para Jedi Fallen Order'dan ve Hollywood dizilerinden ya da filmlerinden tanıdığımız Debra Wilson'a mı gitti de böyle oldu diyeceğim de o da saçma. Allah Allah. Tamam, karakterlerin cringe hissettirdiğini, ara sahnelerin ve diyalogların inanılmaz bayıcı olduğunu ve özellikle oyunun kontrolü bize verdiği bazı noktalarda kontrol bizdeymiş gibi hissedemediğimizi ele aldığımızda açık dünya ve aksiyon tarafına odaklanmaktan başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Ama oyun maalesef bu başlıklarda da vasatın altında kalıyor. Oyunda aksiyona girdiğim ilk sekans oyuna dair son umut parçacıklarımı da kül etmeye yetti. Bak, büyü kullanma, aksiyondaki çeşitlilik, bunlar gayet iyi düşünülmüş. Asla ama asla hakkını yiyemem. Mesela karakterin kullandığı ağır büyü, basic büyü ya da ulti seçenekleri arasında geçişler yapabilmek, farklı kombolar çıkarabilmek, basic saldırılar yani hızlı saldırı tarafında gerçek anlamda zengin bir aksiyon şeması bulunduruyor olması oyunun, seçilen ağır ve basit büyülerin kombolu olarak farklı güçlü ataklar gerçekleştirmemize imkan vermesi. Bak, bütün bunları ele aldığımızda aksiyon tarafında o kadar zengin ki elimiz. Ama iş bunu kullanmaya geldiğinde çok boş bir oyuna dönüşüyor abi Forspoken. Ya vuruyorsun ama o kadar zayıf ki oyunun vuruş ve tokluk hissi. Sanki önünde boş bir duvar var, sen boş duvara büyü boşaltıyorsun gibi. Abi bu gerçekten çok zor olmamalı ya. Çok ufak dokunuşlarla en azından buradaki hissiyatı güçlendirebilirdiniz lan. Sonuçta sen elime kılıç kalkan verip milletin huzurlarını koparmamı gerektirecek bir oyun değilsin. Yakın dövüş anlamında böyle göze hoş gelecek epik sahneler kullanmak zorunda değilsin. Rakibe kurşun sıktığım, onlara mermi boşalttığım bir oyun da değilsin. Yani bu konuda fizik anlamında o kadar abartılı bir şekilde kendini kasmana gerek yok. Sadece basit ufak birkaç dokunuşla şurayı daha başarılı bir hale sokabilirdin ama buna bile üşenmişsiniz be arkadaş. Açık dünya desen zaten klasik Square Enix oyunu işte. Bak, ben Square Enix'in oyunlarında açık dünyanın event anlamında boş olmasına, sadece yaratık türleriyle karşılaşmaktan ibaret olmalarına alışkınım. Ve bunu yadırgamıyorum çünkü bunun haricindeki her şeyi o kadar iyi yapıyorlar ki. Nier Automata, Nier Replicant ve Final Fantasy 15'i bunun için çok basit örnekler olarak gösterebilirim. Mesela bu oyunların müzikleri çok çok iyi. Karakter tasarımları ve derinliklerindeki başarılar sayesinde birçok sektörde maskot haline gelmiş karakterlere sahipler bu oyunlar. Oyunların hikaye akışı, aksiyon sekansları, sunum tarzları ya her şeyiyle çok iyi oyunlar bunlar. Tek sorun da açık dünya boş ama sen bunu göremiyorsun ki çünkü bunun haricinde her şey çok çok iyi. Forspoken'a döndüğümüzde de açık dünya tarafında öyle çok bir beklentim yoktu zaten ama bir oyun her başlıkta bu kadar vasat bir sunumla çıkıyorsa karşıma olan dedim acaba bütün yatırımı açık dünyaya mı yaptılar? O yüzden mi oyun bu çok başlıkta bu kadar vasat kaldı? Ama yok, oyun burada da vasat, orada da vasat, şurada da vasat. Oyun her yerde vasat ya. Vallahi ben öyle kolay kolay bir oyunu bitirmeden, sömürmeden inceleme videosunu yapan biri değilim. Başta da söylediğim gibi şahsen ilk 20 saati birçok oyuncuyu intiharın eşiğine sürükleyen Death Stranding'i 60 saat, Spider-Man'i 65 saat, Days Gone'ı 56 saat, Final Fantasy'yi Dirmek 55 saat. Bunlar gibi incelemesini yaptığım her oyunu onlarca saat oynamış, her oyunu ruhunu sömürmüş, öyle incelemiş biriyim. Fakat Forspoken'a 10 saat bile dayanamadım oğlum ben. Aklı olan şu oyuna 700 lira vermesin abi. Ben sizin için bu bedeli ödedim. Siz olun, şu oyuna vereceğiniz parayla çok daha mantıklı oyunlar alın ya da ne bileyim çıkın kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınıza yiyin için sıçın ama şu oyunu oynamayın çünkü bu oyun boyun değil lan. Sinir krizine soktu oyun beni. Ben bir oyun için bu kadar sinirleneceğim yani şey yapma ya. Sonuna kadar izlediğiniz için sanki kendinize iyi bakın, bay bay.